arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün önemli bir gün. Yarın ÖABT sınavına girilecek. 2021 KPSS süreci artık tamamlanmış olacak. Peki bugün nelerden konuşacağız? Yarın sınavda nasıl hissedeceksiniz ve kendinizi nasıl daha iyi kontrol edebilirsiniz? Ben neler yaptım? Bunlarla ilgili biraz konuşmak istiyorum. Öncelikli olarak bu videoyu çekmeden önce Mete Gazoz'un bir videosunu izledim. Röportaj yapmışlar ve orada söylediği bir şeye değinmek istiyorum sizlere. Ok atarken kendinizi nasıl kontrol ettiniz diye bir soru geliyor ve onun söylediği ifade şu oluyor: herkes kaybetmemek için ok atarken ben kazanmak için ok attım diyor. Ve o esnada onu ifadeyi dinlerken kendi sınav sürecimi bir gözümden geçirdim, nasıl girdim sınava diye. Gerçekten ben de 2020 KPSS'de, bu yıl 2020 sonu olacak artık çünkü benim 3. defa girişimdi. Sonu olacak ve bundan sonra artık 2020'de 41'le de olsa gideceğim diyerekten sınava girdim. Ve özellikle ÖABT'de ben elimden geleni yaptım hissini çok derinden hissederek girdiğim için sınav esnasında da daha sakin bir şekilde yaklaşmam kolay oldu. Bunu söyleyerekten tabii Mete Gazoz'un başarısı hepimizi gururlandırdı. Peki yarınki sınavda neler yapmamız lazım? Kendi deneyimlerimden yola çıkarak size birkaç ipucu vereceğim. Birinci olarak sınava girdiğiniz zaman sorulara yaklaşırken daha önce işte sürekli tekrar ettiğimiz gibi, yani çıkmış soruları analiz ettiniz, nasıl analiz yapıldığını artık biliyorsunuz. Özellikle benim nasıl analiz yapılmalı, uygulanmalı videomu izleyenlerden çok olumlu dönütler aldım ben. Nasıl analiz yapıldığını biliyorsunuz. En azından birer defa çözdünüz çıkmış soruları ve artık ÖSYM'nin dilini az çok biliyorsunuz. Daha fazla çözenler artık bağlantıları, o sorular arasında bağlantıları daha kolay bir şekilde kurabiliyor. Bunlarla ilgili de dönüt aldım. Ve sizin heyecanınızı da daha olumlu yönde etkilediği için ben de mutlu oldum açıkçası. Peki sorulara bakarken nasıl yaklaşacağız? Önünüze kitapçık geldi. O esnada şunu söylemenizi istiyorum kendinize. Şu an ÖSYM benden bu soruda ne bekliyor? Özellikle yapamadığınız sorularda bunu sorduğunuz zaman soru daha kolay bir şekilde açılıyor. Mesela 2020 PDR ÖABT'de şöyle bir soru vardı işte. İstatistik sorusuydu sanırım. Grafik soruyor. İşte dağılımlar aynı, birbirinin aynısı. Normal dağılım. İşte Ali'nin bulunduğu yer kaç derece, kaçtır diyor, yani sayı olarak soruyor. Ve orada aslında ÖSYM'nin ölçmeye çalıştığı şey sizin normal dağılım ne demek? Bunu biliyor musunuz? Bunu ölçmek istiyor. Aslında çok zorlayıcı düzeyde gelmiyor. Fizyoloji, işte istatistik, bu tarz sorular çok böyle zorlayıcı düzeyde gelmiyor aslında. Yani orada ÖSYM şu an benden ne bekliyor, hangi becerimi ölçmeye çalışıyor diye sorduğunuz zaman daha kolay bir şekilde soruya yaklaşabiliyorsunuz. Bu birinci adımımız. Soracağımız şey ÖSYM şu an benden ne bekliyor olacak. Peki ikinci ne? Tabii branşınız farklı olabilir fakat orada ne olduğu fark etmeden ben psikolojik danışman olarak değerlendireceğim. Bir psikolojik danışman olarak bu soruyla günlük hayatta yüz yüze gelsem nasıl cevaplardım? Bu durumla ilgili nasıl tepki verirdim? Soruyu okurken orada bir psikolojik danışman olarak ya da bir öğretmen olarak bulunduğunuzu unutmayın. Ve şıklar arasında değerlendirme yaparken lütfen bunu göz önüne alın. Peki üçüncü durum ne? Şimdi ÖSYM soruları şu şekilde sormuyor. Yani işte cevaplarda, yani şu ifadeler çok fazla bulunuyor. İşte kesinlikle, her zaman. Çünkü eğitim esnek yapıya sahip olduğu için eğitimde biz böyle ya da işte psikolojide çok net ifadeler kullanamayız. Mesela bir arkadaşımız soru atmıştı bana. Grupla psikolojik danışmada işte öğüt veren bir üye var. Bununla ilgili diyor, o öğüt veren üyeye nasıl odağı çevirebiliriz diyor. Ve şıklara baktığımız zaman aslında yani soruyu o esnada sadece soruyu okuyarak, Türkçe sorusu gibi okuyarak bile aslında bir tane seçenekte sadece öğüt veren üyeye yönlendiriyordu soruyu. Diğer seçeneklerde farklı üyelere yönlendiriyordu. O şekilde bile yapabiliyoruz ama şıklar arasında eleme yapmak çok önemli. Lütfen orada okurken şıklar arasında değerlendirme yapmayı unutmayın.
Ve turlama tekniğinden bahsetmek istiyorum biraz. Sınav esnasında bu turlama tekniğinin ben çok faydasını gördüm. Şimdi birinci olarak sorulara baktınız. Lütfen acele etmeyin. Zaten alan sınavında yeterince zamanınız oluyor. Sorulara bakıyorsunuz ve birinci defa okudunuz, ikinci defa da okudunuz. Üçüncüyü okumayın o soruyu. Sonrasında yapamadınız diyelim ya da iki şık arasında kaldınız. Boş bırakın, diğer soruya geçin. Bu şekilde tüm 75 soruyu bitirdiniz diyelim. 10 mu boşunuz var, 15 mi boşunuz var önemli değil. İkinci tura devam ediyoruz. İkinci turda peki nasıl ilerleyeceğiz? Şimdi işaretlediğimiz soruları da tekrar okuyarak ilerliyoruz. İşaretlediğimiz soruya baktık. Sonra diyelim ardından gelen soru boş. O soruya bakıyoruz. Okuduk, şıkları değerlendirdik. Kendimize ÖSYM şu an benden ne istiyor? Bir psikolojik danışman olarak bu soruya nasıl bakabilirim? Ve şıklar arasında eleme yaptığım zaman hangisi daha yanlış ya da hangisi daha doğru diye sorduğum zaman aslında seçenek ortaya çıkıyor. Fakat diyelim ki yine yapamadık ve iki şık arasında kaldık. Yine boş bırakıyoruz. Diğer sorulara bakıyoruz ve bir yandan tabii kodlamamızı ilerletiyoruz. Sonra bitirdik tekrar. Diyelim 2-3 boşumuz kaldı. Üçüncüye dönüyoruz ve o sorulara bakıyoruz. O sorulara bakarken yine işaretlediğimiz sorulara da bakarak ilerliyoruz. Ve aynı zamanda lütfen o esnada optiğinizle de karşılaştırın. Doğru işaretlemiş misiniz? Dışına kaydırmış mısınız optiğinizi? Bunu da kontrol edin. Ve o soruya geldiniz. Diyelim yine okudunuz. Şıkları işte ÖSYM'nin ne demek istediğini anladınız ama cevaba ulaşmakta sıkıntı çekiyorsunuz. Orada lütfen kafadan atmak yerine boş bırakmayı tercih edin. Çünkü yanlış sizi daha fazla geriye atar. Ancak boş yani daha önde olmanızı sağlar yanlış yapan birine göre. Peki bu gece ne yapmanız lazım? İyi bir uyku çekin lütfen. Ben 8 saat uyuma taraftarıyım ama 8 saatten az uyuduğunuzda ben işte çok uykusuzum, sınavım kötü geçecek falan diye de yüklenmeyin kendinize. Normalde diyelim 12'de yatıyorsunuz. Bugün işte 11'de yatmaya çalışın. Sabahleyin mutlaka kahvaltınızı yapmaya çalışın. Hani çorba falan için hiçbir şey yemek istemiyorsanız da. Ve hani bir dilim çikolata iyi gelebilir dikkatinizin daha iyi odaklanması için. Aynı zamanda yatmadan önce ya da gün içerisinde şimdi bu videoyu attıktan sonra izleyenler olacak. İzlerken de şunu yapın lütfen. Mete Gazoz'dan bahsettik. Sporcular mesela yarışmaya girmeden önce o yarışma anını birden fazla kez göz akıllarında canlandırırlar. Çünkü zihnimiz hayal kurduğumuz şeyle gerçek olan durumu ayırt edemiyor ve hayallerimiz de gerçek olarak değerlendiriyor. Bu yüzden siz de bugün sınav esnasını gözünüzden geçirin. O esnada nasıl olacak? Soruya benim bu bahsettiğim az önce işte ÖSYM bana şu an ne soruyor? Bunları tekrar tekrar söylüyorum ki zihninize yerleşsin diye. ÖSYM şu an benden ne bekliyor bu soruda? Bir psikolojik danışman olarak bu soruyu nasıl yanıtlayabilirim? Şıklar arasında eleme yaptığında hangisi daha doğru ya da hangisi daha yanlış? Bu soruları soruyorsunuz, aklınıza canlandırıyorsunuz ve sınav esnasında en kötü ne olabilir? O hani heyecanınızı kontrol edemeyecek şekilde en kötü ne olabilir? Bunu bir canlandırıp gerçek hayatta diyelim sınav esnasında bunlar oldu daha az düzeyde kaygı duymanızı sağlayacak bu. Ama hayal kurarken bile aslında o en kötü ne olabilir şeylerinin, durumlarının gerçekten uzaklarını fark etmiş olacaksınız. Umarım güzel bir sınav olur. Yarın güzel haberlerinizi bekliyorum. Ve şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.